Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yapılan çalışmayla, Uçan Kale olarak da adlandırılan uzun menzilli askeri nakliye uçağı Airbus A400M, füze tehditlerine karşı daha güvenli hale getirildi. Airbus'un ürettiği A400M askeri uçaklarına ilk kez uygulanan yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sisteminin, DIRKM, entegrasyonu TUSAŞ tarafından gerçekleştirildi. Tasarım ve üretim süreçleri başarıyla tamamlanan projede edinilen bilgiler, gelecekte ATAK helikopteri ve insansız hava aracı Anka'daki olası yapısal sistem entegrasyonlarında da kullanılabilecek. Airbus A400M, 4 turboprop motorlu olarak, Avrupa ülkeleri ordularının havadan taşıma isteklerini karşılayabilmek amacıyla Airbus tarafından tasarlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan bu uçağın olası saldırılardan korunması için geliştirilmiş pek çok sistem bulunuyor. Yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi de bunlardan biri. Daha önce İngiliz Hava Kuvvetleri, garanti sürecini bozma pahasına kendi içinde bu sistemi A400M uçağına entegre etti. Airbus tarafından yürütülen ilk resmi entegrasyon projesinin kalbinde ise TUSAŞ yer aldı. Uyarı ünitesi ile gelen füzeleri algılayabilen sistem, uçağın elde taşınabilen hava savunma sistemlerinden bile korunmasını sağlıyor. DIRKM projesi için 405 adet detay ve alt montaj parçası üretim ve teslimat süreçleri yönetiliyor. Entegre edilen DIRKM donanımı ile uçağa 360 derece koruma sağlayan sistem, çoklu hedef yeteneği ile aynı zamanda birden fazla füzeyi algılayabiliyor. Sistem, lazerle kendisine doğru yönelen füzeyi etkisiz hale getirebiliyor. Yaklaşan füzenin arayıcı başlığına odaklanan lazer ile füzenin arayıcı başlığı karıştırılıyor ya da tamamen işlevsiz hale getiriliyor. Şirket, hali hazırda A400M programında ön orta gövde, kuyruk konisi ve arka gövde üst panel, kanatçıklar, sürat frenleri, paraşütçü ve acil çıkış kapıları, son montaj hattı desteğini gerçekleştiriyor. TUSAŞ bunların yanı sıra tüm gövde kablo donanımı, ışıklandırma ve su, atık sistemlerinin tasarım ve imalatını, kokpit hariç tüm iç ve dış aydınlatma sistemlerini, atık ve temiz su sistemlerinin birinci derece tasarım ve tedarik sorumluluğunu da üstleniyor. TUSAŞ, yaptığı son çalışmayla DIRKM yapısal tasarım ve analizi, ekipman montaj tasarımı, retrofit çözüm tasarımı, detay parça üretimi, montajı ve her bir uçak için toplam 2 kilometre yeni kablo imalatı iş paketini de bünyesine kazandırdı. Alman Hava Kuvvetleri, mevcut uçaklarına bu sistemleri entegre etmek için üretici Airbus'a başvurdu. Proje için 2019 yılında TUSAŞ seçildi. Uçağın ön orta gövdesinde sol ve sağ tarafta kesikler açıldı. Uçağın tabanına güç üniteleri yerleştirildi ve arkadaki kuyruk konisinde ekipman yerleşim yerleri planlandı. 2021 yılının Mayıs ayında uçaktaki ilk parçalar söküldü. Kısa sürede proje için geliştirilen prototip parçaların uçak üzerine montajı tamamlandı. Airbus önümüzdeki süreçte denemeler gerçekleştirecek. Uçakta büyük değişiklikler yapıldığı için Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan yeniden uçabilir sertifikası alınması gerekiyor. Testler tamamlandığında diğer uçaklardaki entegrasyon çalışmaları devam edecek.